Ooo, çok kritik. Onlar keşke öyle bir gücü olsa hocamın ya. Ya gücü değil kardeşim. Bizde yardımcı olsa. Manipülasyon yapıyor. Bakma küçümseme sen yanında gel. Ya manipülasyon yapıyor. Kralını sen ortam yapıyorsun yapıyor. Ya. Ortam oluşturuyor. Manipülasyon deyince akla gelen Türkiye'deki tek isim sensin oğlum ya. Bu konunun eğitimini Almanya'da almış tamam mı? Senin üstüne var mı ya? Ortamı ısıtıyor. Bilet ceketini çıkarmak zorunda kalıyor. Sonra diyor ki ceketini çıkardılarsa benim ne alakam olabilir diyor. Önce ortam yaratıyor. E sen bu işlerin antrenman maçı. Ya. Maçı verdiler. Hakem Galatasaray'ın yanında diyor. Sence öyle bir şey olur mu? Sen ne diyorsun? Olur mu ya takır takır ya, geldi de hakemi bakıyor. 29 hafta her hafta Galatasaray Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar dedim. Bir hafta evet. Beşiktaş'ı şampiyon hocam, bir saniye müsaadeniz ya. 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 Bir saniye. Bir dakika. Bu ben bana Allah Allah. Galatasaray'ın antrenmanını Lig TV'den Galatasaray'ın antrenmanının Lig TV neden canlı yayınlıyor? Allah hocam Allah. Bu ne demek ya? Yani antrenman maçı gibi maçı oluyor. Akisar altına hakaret. Köftecilere hakaret. Ne ya? Köftecilere niye hakaret be? Akisar köfteci iyidir. Köftecilere hakaret. Akisar köfteci. Allah seni. Allah seni. Yalnız var ya. Köfteciler ayaklanıyor. Özür dile köfteciler. Yalnız var ya. Köftecilerle özür dilemesi lazım. Hocam bunu bir kere. Galatasaray'ı bir yana bırak. Akisar hakaret. Yani. Ne Akisar ne var ya? O kadar çalışmış, çabalamış Akisar. Çok mu? Kim çabalamış? Ne çabalamış ya sen maçı seyretmedin mi ya? Nereden nereye geldi? Sen maçı seyretmedin mi ya? Son 5 seneyi düşün. Sen maçı seyretmedin mi ya? Paralar topladı. Akisar köftecileri. Çok da iyidir ha. Ya, bizim ben ya, hocam var ya. Hocam iyi. Çok bazen gözükken bir gün üst üste oluyor. Üst üste oluyor. Akisar bir dakika sen Akisar köftesi sevmiyor musun? İfade etmişim seni tebrik ediyorum. Aa resmen köftecilere gider yapıyorsun senin renginde. Ya güzel köfte. Köfteyim. Ya Akisar köftesi. Hayatında Akisar köftesi. Ya köfte yemedim diye köftecilere gider yapıyor diyor. Evet küfür ediyorum köftecilere. Yemedim Akisar köftesi. Akçabat köftesi yerim ben. O senin etilerdeki arkadaşının mekanında. Bana geçen bir mesaj geldi. Yanımda Sinan Engin var, bir kuzuyu götürüyor. Vallahi billahi bak burada duruyor. Hakikaten mi? Vallahi billahi. Nasıl kuzu? Nasıl kuzu? Hocam aynen bak göstereyim. Yemek hocam yemek yemek. İzni almadım için oranın reklamını yapmayayım. Arada o söylüyor zaten. Kuzu. Etilerde. Ben et yemem bir kere. Bir kuzu götürüyor. Nasıl sen et diyorsun? Ben de gut hastalığı. Başka bir şey yemiyorsun. Ben de gut hastalığı var ben et yemem. Yalan söylemiş. Sen de mi gutçusun? Ben de gutçuyum. Bilmiyor musun hocam? Ben de öyle patlıyor baş parmak. Hocam ben hastalık mı? Zengin hastalığı. Halk halk. Zengin hastalığı. Zenginiz ya. Yalnız hocam et çok pahalı. Bizim tarım üreticileri, hayvancılık üreticileri. Kusura bakmasın. Döndü siyasete bak. İthalat hakkına serbest. Oy oy vatandaş. Ben oraya. Vatandaş ucuz et yemeli ya. Böyle et fiyatı yok ya. Dur be oğlum. İthalatı serbest bırak. İşte ben onu izliyorum. Ya Akisar maçından da nereye gittik vatandaş? Bende de para yok ben nasıl et yiyeceğim oğlum? Sen de paranın kralı var. Daha Akisar köftesini küçümsüyor. Yemem ben diyor. Ben niye küçümseyim? Akisar'a ben ne işim var? Gitmiyorum ki Akisar'a. Akisar köftesi. Türkiye İstanbul'da da var Akisar köftesi. Ya Rasim oğlum adamlar zengin hastalığı. Guta yakalanmışlar. Guta ya. Ramiz. Ramiz. Ramiz Akisar'lı işte. Bizim de yazlık komşusu Çeşme'de. Tamam da reklama girmiyor mu bu ya? Köfteci. Bakın Sinan. Fakirlik yıllarında çocuk. Hayır isim vermiyoruz. Reklam vermiyoruz. Ekmek arası. Ekmek arası peynirle. Geçiştirdik. Biraz parayı bulduk. Köfteye verildik. O da sağlık için vermedi. Mut patladı. Ya para var. Hocam para var yemek yiyemiyoruz. Eskiden para yoktu. Köfte ekmek yiyemiyoruz. Hakikaten sen ekmeğin içine ekmek koyup yedin mi? Bak yok eskiden. Hayır gel küçükken. Yok küçükken. Ben soğan ekmek yedim. Bak bir ekmeğin içine. Bak küçükken bir ekmeğin içine böyle tereyağı sürerdik. Üzerine toz şekeri dökerdik. Toz şekeri sabahtan akşama kadar topa yerdik abi. Sana yağlar güzel olurdu. Şimdi para var. Mesela değil mi? Havyar yiyemiyorsun. Gut yasak var. Mı? Yasak mı? Gut var abi. Tabii bak. Havyar ne? Deniz ürünleri. Deniz ürünleri. Havyar ne? Havyar ne? Havyar ne? Kardeşim siz zenginsiniz bu havyar mı? Bir şey sana havyar. Havyar yemek rezilliktir. Havyar rezilliktir. Havyar yemek rezilliktir. Havyar tabii. Havyar yemek rezilliktir. Havyar yiyen de yediren de şerefsiz. Yapma be abisim. Rasim deli misin? Havyar nedir? Tıp diye bir dakika. Bir dakika hocam. Havyar yemek rezilliktir. Bak balığa lafım yok. Hocam bir dakika. Ete sütle ben lafım yok. Hocam bir dakika. Sen daha büyümemiş çocuğu yiyorsun. Koç yumurtası yemek şerefsizlik. Ya koç yumurtası yiyemezsin. Hocam ne dediniz? Çocuk onlar ya. Ya hocam. Hayır koç yumurta çocuk değil de. Havyar doğar doğar. Ya işte havyar böyle var yiyince gibi. Rasimciğim. Hocam. Hocam. Normal bir dille anlatın ya. Bu yer. Yumurta yiyor musun? Ya bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar. Yumurta ne? Bu programın bir moderatörü var. Bir dakika rica edeceğim. Buyur canım. Sinan abiciğim. Hocam bak. Buyur bunlara. Rejder havyar lobisinin adamı. Ha 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 ha
olabilir. Yemeyin abi. Bir dakika dur. Şaka da iyi bir şey değil. Bir dakika ya. Kokoreç abi. Yasin. Bir dakika. Bırak kokoreç. Amerikanın lobisi. Faiz lobisinden bile güçlü lobidir bu. Hangi lobisi? Bırak şimdi. Bir Fransızların elindedir. Hocam. Beyaz gömlek çatışmış. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika dur. Büyük kar. Yasin. Bir dur. Bir dur hayatım. Yalvarırım. Bir dakika dur. Hocanın gömleğini gördün mü? Hocanın gömlek beyaz. Beyaz. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey rica edebilir miyim? Söyle. Ne olursunuz. Rica ediyorum sizden. Tabii ki eleştirin. İşte Javier lobisi de ama ağır gitmeyin. Ertem. Bak o kelimeyi kullanamıyorum. Ertem. Demin bir şeyle Ertem. Başlayacağım. Ertem. Ertem. Ertem bir şey söyleyeyim. Hocanın gömleği bayağı beyaz. Hocanın gömleğinin kola, bugün kola bir hikayesi bakmış. Var anlatacağım. Hocam ilk defa mı? Nasıl? Hocanın bugün arada giyiyor, arada giyiyor. Bu ay bundan başlıyoruz. Yani bugün ayın kaçı? Bu ay bu gömlek 3 hafta sonra füme olarak hocam Ahmet Çakar'a yapılan hocam bunlar resmen Havyar operasyonu. Zenginler olsun etrafında. Herkes böyle Akisar maçı vardı. Ertem de öyle bağlı. Ahmet Çakar'ın yanındayım arkadaş. Galatasaray Akisar maçı vardı, ne oldu? Ertem. Onu konuşalım biraz ya. Ertem bir şey söyleyeceğim. Müthiş golleri var. Bu konuyu siz açtınız. Hangi konu? 2 saattir diyorum. Bak hocamın Akisar'a saygısızlık yaptığı doğrudur. Ama siz de hocamın gömleği üzerinden yaptığınız bu elitizm propagandası. Aklınız bir zenginler, elitler. Havyar olmazsa yemem. Sinan uzun zamandır öyle de Ertem de yeni katıldı bu elitizme. Yeni katıldı. Ağzımdan benim bir şey çıkmış Sinan abi, özür dilerim. Havyar kelimesi. Ben dedim mi? Ben sadece dedim ki ne konuşuyoruz ya? Bugün kaç kilo havyar yedik kardeşim? Gömleği. Ben hiç havyar yemedim. Hocamın gömleği. Yemedim. Gırgır bırak da. Havyar ben hocam görmedim. Beyaz yakışıyor bayağı. Hocam beyaz hakikaten yakışıyor sana. Hocam vallahi beyaz çok yakışıyor. Ertem senden bu akşam bundan sonra bir şey rica ediyorum. Buyurun Sinan abiciğim. Hocanın gömleğini ayda bir değil, iki haftada bir yıkattır. Ben niye yıkatmayayım adamı? Kur temizleme yolla. Ay kur temizleme yolla. Hocam ayın dördü ayı sormuşsun. Ayın kaçı bugün? Hocam dördü. Temiz gömleği sevmiyor. Ben bir kere gönderdim kur temizlemeye, gitmiş kur temizlemeden geri almış. Bekletiyor. Geçen gün. Yanlış mı hocam? Hocam şöyle bir durum oldu. Anlatayım. Geçen gün hoca gömleğini istedi Deniz'den. Deniz dedi gömleğe getirse dedi. Bir baktım Deniz şöyle. Hocadan tutmuş. Niye öyle tutmuş? Akisar maçan dedi. Hain Ahmet Çakar'a saldırıyorsun. Seni kınıyorum. Akisar maçan dedi. Gömlek filmi olacak dedi. Ahmet benim tanıdım Ahmet Çakar. Bunun sen bir karşılığını verir. Köfteşlerden bir özür dile sen. Sen özür dile Akisar köftesini bilmiyorum demek. Bilmiyorum diyor. Tamam mı? Konya olasını bilmiyorum gibi bir şeydir ya. Yemedim. O kadar ünlü mü bu Akisar köftesi? O kadar ünlü Akisar köftesi. Şimdi vermek Akisar istemiyorum. Akisar köftesi adam mıdır? Meşhur köfteci var. İsmi var. Benim. İşte ya normal yerde o Akisar köftesi. Tamam. Şahane o. Türkiye Süper Ligi'nde bir antrenman maçı izledim. Hocam ya, Allah televizyonlarımızdan razı olsun. İsim vermeyeyim.